Biz burada şimdi cenga şeylerini kesiyoruz. Kendi üretimimizi yapıyoruz. Evimize destek olmak için. Kendimize hani dışarıya daha yönelik, evle uğraşmaktan dışarıya yönelik olmak için. 2,5 yıldır bu işi yapıyorum ben. Hani kendim evde mi sürekli şey rahatsız hissediyordum ama geldiğim zaman burada kendimi çok hani dinamik oldum daha doğrusu. Rahatsızdım. Buraya geldim kendimi çok iyi hissettim. Sürekli tempolu olduğumuz için de güzel oldu benim için hele ki. Yani belirli yaştan sonra evde durmak hele ki hiç olmuyor bazı insanlara göre. Sadece bu meslek erkek işi değil, bayanların da yapabileceği bir şey. Hem zorluğu da yok yani alıştıktan sonra çok kolay bir şey geldi bize. Yani severek yapıyoruz işimizi, seviyoruz da bütün bayanlara da tavsiye ediyoruz böyle bir yerde çalışmaları için. Ya baştan tabii biraz alışıncaya kadar zorlandık ama şu anda alıştığımız için hani zorlanmıyoruz. Geçmişimde terzilik yaptım. Ondan sonra kerestiği de üzerinde merakım vardı. Keresteciliğe başladım. 5-6 sene önce de Yenice Kereste Fabrikası adında Mustafa Karagül olarak Karagül ve Rıfat Koca ile beraber bir şirket kurduk. Adi ortaklık adına. O şekilde devam ediyoruz. 6-7 seneden beri bu işi yapıyorum. Üretimimi genelde iç piyasa, Ankara, İstanbul, Adana o şekilde satıyorum. Şimdi 6 tane bayan Karagül oğlumun yerinde gene bize bitişik, o da bizimle beraber 6 tane bayan da ayrıyeten çalışıyor. Şu anda bizim fabrikamızda 7 tane bayanımız çalışıyor. Şu anda çalışmalarına da devam ediyor. Aynı fabrika üzerinde. Dalya fabrikası gibi masa neyse onları yapmak üzere eğer olursa kadın da tabii işçilerimiz çoğalacaktır. Her şey birden olmuyor. Ekonomi durumu biliyorsunuz. Şu anda inşallah düzeldikçe biz de kendi işimizi daha büyütmeye devam edeceğiz.